Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. AK Parti Aksaray Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin Kılıç ve beraberindeki gençlik heyetinden oluşan yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette ülkemiz için gençlerin önemine dikkat çekildi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. AK Parti Aksaray Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin Kılıç, gençlere her daim destek veren Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür etti. Başkanımız Yazgı her zaman gençlere desteğini, sevgisini ve projelerdeki önderliğini hiçbir zaman esirgemedi diyerek memnuniyetini dile getiren Kılıç, AK Parti Gençlik Kolları olarak gençlere yönelik programlar ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 11 Şubat'ta göreve geldik. Biraz gecikmeli de olsa yoğun program nedeniyle başkanıma biraz geç ziyaret ettik. Allah razı olsun, bizi kırmadı. Biz yürütme kurulu üyelerimizle beraber geleceğimiz dediğimde de başkanım estağfurullah tüm yönetimi bekliyorum dedi kendisi sağ olsun. Teşkilatçı bir başkanımız var, teşkilattan gelmiş bir başkanımız var. Haliyle parti ve belediye ilişkisini çok iyi kuran bir başkanımız var. Allah razı olsun. Görev yaptığı süre içinde malum 15 Temmuz'u yaşadık, birçok seçim geçirdik. Bu seçim çalışmalarına rağmen Aksaray'da birçok işi başarmış ve bir marka şehir imajı kazandırdı. Allah razı olsun başkanımızdan. Biz de gençlik teşkilatı olarak başkanımızın her zaman yanındayız zaten. Bize de başkanımızın desteği her zaman. Çok fazla. Zaman. Ne zaman telefon açsak başkanım şu lazım dediğimizde hiçbir zaman başkanım sağ olsun bizi ikiletmedi, kırmadı. Hem genel merkezdeki il başkanları toplantımızda verilen o kadar yerel yönetimlere o kadar çok görev varken hem de şehrin kendi yapısıyla alakadar olup bunlarda başarılı olması hem de gençliğe bu kadar önem vermesi bizi çok memnun ediyor. Kabul ettiği için başkanıma bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ayrıca şunu da belirtmek lazım. Başkanım sadece bizim partimizin belediye başkanı olmaktan ziyade tüm şehrin belediye başkanı olarak çok güzel bir yerde. Herkese eşit mesafede sağ olsun. Projem var. Gençliğe bu şekilde hizmet ederim. Herkese kapısı sonuna kadar açık başkanımızın. Verdiği desteklerden dolayı Allah razı olsun. Şehrimize yaptığı o çalışmalardan dolayı da. Bunları inşallah halkımıza anlatacak en güzel yerde gençlik teşkilatı. Biz de belediyemizin bu güzel çalışmalarını şehrimizde ve gerekirse tüm ilçelerimizde ve beldelerimizde aktarmak. Başkanıma tekrar teşekkür ediyorum. Bizi davet ettiği kırmadığı için misafirperverliğinden dolayı sağ olun başkanım. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise ülkemiz için gençliğin önemine dikkat çekerek göreve yeni gelen AK Parti Aksaray Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin Kılıç'la AK Gençliğe başarılar diledi. Tabii ben de teşkilattan gelen bir kardeşiniz olarak, abiniz olarak teşkilatta olmak, teşkilatta yetişmek bu işin başlangıcı, en önemli noktası. Orası bir aile gibi, orası bir eğitim yuvası aslında aynı zamanda. Bu nedenden dolayı önemli bir görevdesiniz, önemli bir yerdesiniz. Öncelikle başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun, Allah utandırmasın. Hep beraber, hep birlikte el ele güzel çalışmalara imza atacağımıza ben inanıyorum. Ve buradaki gençlerimizi görünce çok dinamik, güçlü ve iyi bir kadroyla bu işe başladığınızı görünce de ben çok mutlu oldum başkanım. Emeklerinize sağlık. Arkadaşlarımızın hepsi birbirinden değerli, kıymetli. Ve hepsi de belli hedefleri olan, belli çalışma ortamlarında görev yapan arkadaşlarımız. Bu da çok önemli bir gençlik kollarında çalışan kardeşlerimiz için. Tabii teşkilatın içinde olmak, teşkilatta çalışmak, hele AK Parti'de görev almak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu görevleri yapmak, ileride torunlarımıza çok güzel bir hatıra, çok güzel bir anı bırakmak. Bu dava şuurunda, dava bilinci içerisinde çalışmalarımızı, gayretlerimizi yapmak. Yerele döndüğümüz zaman da tabii ki belediyemizin çalışmaları, teşkilatımızın bilgilendirilmesi noktası bize düşüyor. Ama işin en önemli tarafı, benim önemsediğim taraf da bu bilgilerin vatandaşlarımıza aktarılmasıyla beraber vatandaşlarımızın talepleri, isteklerini de sizlerin bizlere aktarması çok önemli. Ama sizin artı bir göreviniz daha var. Gençlerimizin bizlerden ne istediği ki biz genç bir toplumuz. Hele Aksaray'ımız genç bir topluluk. Bir de üniversitemiz 23.000, 25.000 nüfusa yaklaştı neredeyse. Yani yeni bir şehir gibi, ilçe gibi nüfusu var bu kadar kalabalık. Ve bu kardeşlerimizin de isteklerini, taleplerini en azından bilebilmek, onların istekleri doğrultusunda şehrimizi düzenleyebilmek,
Aksaray'ımızda yaşayan gençlerimizin istekleri, talepleri neyse onları bilebilmek, onlar da sizlerin vasıtasıyla olacak. Sizlerin bizlere önereceğiniz yeni projelerle, yeni tavsiyelerle olacak inşallah. Tabii bizim görev süremiz başladı, 4 yıl oldu. Önümüzdeki sene 2019'da Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi seçimlerimizin olacağı bir sene olacak, yoğun bir süreç. Ama tabii biz teşkilat olarak hiç boş durduğumuz bir zaman olmadı. İşte başkanımla her ay toplantıya katılıyoruz. Sürekli bir görev, sürekli bir ödev. Onların telaşı içerisinde oluyor. Dolayısıyla hiç ara vermeden zaten devam eden bir çalışma var. Ama sizlerle beraber yeniden ne yapabiliriz? Nasıl katkıda bulunuruz şehre? İnşallah onun çalışmasını yapacağız. AK Parti Aksaray İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 18. dönem Siyaset Akademisi'nin 4. dersi Ankara Milletvekili Murat Alparslan ve Doktor Mahmut Naci Çuacı'nın verdiği eğitimlerle devam etti. Belediye Başkan Vekili Hami Kuzucu, AK Parti İl Teşkilatı, partililer ve kursiyerlerin katıldığı eğitimlerde Doktor Mahmut Naci Çuacı temsil ve protokol eğitimi verirken Milletvekili Murat Alparslan ise siyasi deneyimlerini paylaştı. Evet hanımefendi diyor ki hiyerarşi diyor. Biraz itici gelir. Ama anlamını şimdi duyunca artık itici gelmeyecek size. Görgü kuralı. Görgü kuralıdır arkadaşlar. Ama kamuda geçtiği zaman adı ne oluyor? Resmi görgü kuralı. Sosyal hayatta da var mı protokol görgü kuralı? Var. Evinizde var mı? Var. Bu anlamda da propaganda amaçlı da söylemiyorum, siyaset amaçlı da söylemiyorum. Ama kayyum kaymakamlar içi teşkilatlarından çok daha iyi çalışıyorlar. Ayrıca çünkü yeni üçü diyelim peş peşe midye attı. Barçatak terör bölgesindeyiz ve ağrı diğer bir yeri geldi buralarda. İlk defa şunu ifade etmişti. Niye siyaset yapıyoruz? Bu soruyu dedi her biriniz farklı farklı cevaplayacak olmakla beraber aklına yatan, kalbine ve vicdanına tatmin edecek bir cevabı bulmak zorunda. Bana göre farklı olabilir, size göre farklı olabilir ama ben niye siyaset yapıyorum diye sorduğunda bunun cevabını herkes kendisine vermek durumunda. O sebeple sizler de eğer bir siyaset yapma gayreti ve niyeti içerisindesiniz, bunun niye olduğunu mutlaka kendinize sorun. Bu niyesinin cevabını aklınıza yatan, kalbinizi tatmin eden bir şekilde cevaplamaz iseniz, bunun üzerinde bina edeceğiniz diğer faaliyetler de çok anlamlı olmaz. Akademiye katılanların istikrarlı bir şekilde eğitimlere devam ettiği 18. dönem Siyaset Akademisi derslerinde teorik olarak siyasetin nasıl yapılması gerektiği, etik değerleri ve kalıcı başarının nasıl sağlanacağı öğretiliyor. İlgi ve alakanın yoğun olduğu eğitimler düzenli bir şekilde devam edecek. Değişen sınav sistemiyle birlikte üniversite adaylarının heyecanı devam ederken yeni sınav sisteminin adı olan YKS'ye başvuruyu kaçıranlar 4 Nisan'da geç başvuru tarihi hakkıyla kayıt yaptırabilecek. Haberin detayları geliyor. Üniversite adayları yeni sınav sistemi YKS hazırlıklarına devam ediyor. Çeşitli sebeplerden dolayı 2018 YKS başvuru tarihini kaçıranlar için ÖSYM'den açıklama geldi. YKS başvurularını kaçıranlar için geç başvuru tarihi 4 Nisan. Fakat bu adaylar her oturum için 50 lira yerine 75'er lira ödeyecek. Adayların önce başvuru işlemlerini tamamlamasının ardından da sınav ücretini bankalara veya ÖSYM'nin internet sayfasındaki e-işlemlerde yer alan ödemeler alanından kredi kartı ya da banka kartı ile mesai süresi içinde yatırması gerekiyor. Sınav ücretinin de aynı gün ödenmesi gerekiyor. Ancak geç başvurularda sınav ücreti farklı olacak. TYT, AYT, YDT sınav ücretleri 75'er lira olacak. Üniversiteye geçiş için gerçekleştirilecek olan YKS'ye başvurular ÖSYM'nin resmi internet sayfasından gerçekleştirilecek. Ayrıca adaylar başvurularını kendi okullarından, ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapabilecekler. Bu yıl ilk kez üniversiteye giriş sınavı olarak uygulanacak olan Yüksek Öğretim Kurumları sınavı ve temel yeterlilik testi Haziran ayının sonunda gerçekleştirilecek. Detaylı bilgiye ÖSYM YKS kılavuzundan ulaşabilirsiniz.
Aksaray Belediyesi'nin ev sahipliğinde seyircisiyle buluşan Büyülü Sahne Tiyatrosu'nu sahnelediği Ömürsün Doktor adlı tiyatro oyunu izleyenleri kahkahaya boğdu. Ünlü yazar Anton Çehov'un yaşadıklarını ve öykülerini seyirciyle paylaşan, renkli karakterler eşliğinde müzikle komedinin harmanlandığı Ömürsün Doktor isimli tiyatro oyunu Aksaray'da seyirciyle buluştu. Aksaray Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri çerçevesinde sahnelenen oyun büyük ilgi gördü. Aksaray Kültür Merkezi salonunda sahnelenen oyunu Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın Neşe Hasi Beyazgı, Belediye Başkan Yardımcıları, Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları ve Kurum Müdürleriyle çok sayıda tiyatro sever izledi. Bakın, bizi terk ediyorlar. Bir tanesi büsbütün aramızdan ayrıldı. Eğer bir gün bir kez daha yolunuz bu tarafa düşerse, umarım 500 milyarlık bir mirasa kalır. Oyun sonunda Belediye Başkan Vekili Süleyman Can Bulut, tiyatrocuları tebrik ederek hediye takdim etti. Türkiye turnesi kapsamında Aksaraylı tiyatro severlerle buluşan Ömürsün Doktor tiyatro ekibi sahneden mutlu ayrıldıklarını dile getirerek Aksaray seyircisini tebrik etti, teşekkür etti. Muhteşem bir seyirciydiniz. Size layık olabildik mi bilmiyorum ama gerçekten... Bertolt Brecht der ki iyi tiyatro adamı, kötü seyircinin iyi tiyatrosu, iyi seyircinin kötü tiyatrosu olmaz. Belediye de bu konuda çok iyi çalışıyor anladığım kadarıyla. Sizleri tiyatroyla buluşturuyor. Lütfen tiyatrosuz, sanatsız kalmayın. Önümüzdeki hafta oynanacak son maçlarla Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. grup şampiyonu belli olacak. Temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor bu hafta sonu Arsuz Karaağaç'la karşılaştığı maçtan 4-1 galibiyetle döndü. Amatör lig temsilcimiz siyah beyazlı ekip aldığı galibiyetle şampiyonluk iddiasını sürdürüyor. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. grupta mücadele eden Aksaray Belediyespor deplasmanda Arsuz Karaağaç skoru 4-1 mağlup ederek 56 olan puanını 59'a yükseltti. Aksaray Belediyespor 31. dakikada Enes Soy'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya 1-0 skorla önde başlayan ve karşılaşmayı 4-1 galip tamamlayan 68 Aksaray Belediyespor'un diğer gollerini dakika 50'de Selçuk Bulut, dakika 56'da Burhan Coşkun, dakika 86'da Enes Soy kaydetti. Arsuz Karaağaç Spor'un golü ise dakika 52'de Anıl Şamiloğlu'ndan geldi. Şampiyonluk yolunda mücadele eden temsilcimiz bu galibiyetle ligde puanını 59'a yükseltirken ikili averajı elinde bulunduran Nevşehir Spor kendi evinde karşılaştığı Adana Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek puanı eşitledi. Lig önümüzdeki hafta sonu oynanacak maçlarla sona erecek. Son haftada temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor kendi evinde Kayseri Talas Gücü Belediyespor'u konuk edecek. Nevşehir Spor ise zorlu deplasman için Ceyhan'a gidecek. Bölgesel Amatör Lig 5. grup şampiyonu önümüzdeki hafta oynanacak bu maçların sonunda belli olacak. Türkiye Bayanlar Handbol Süper Lig temsilcimiz Aksaray Belediyesi Gençlik Spor Kulübü deplasmanda karşılaştığı Zanos Spor Kulübü'ne 31-24 yenildi. Bayanlar Handbol Süper Lig temsilcimiz Aksaray Belediyesi Gençlik Spor Kulübü ligin 21. haftasında deplasmanda Zanos Spor Kulübü ile karşılaştı. Kıyasıya bir mücadele içinde geçen müsabakada temsilcimiz geriye düştüğü dakikalarda skoru yakalamaya çalışsa da Zanos takımının savunmasını geçemedi. Süper Lig ekibimiz ligin en güçlü takımlarından biri olan Zanos'u sahasında zorlamasına rağmen maçı 31-24 kaybetti.
Bu sonuçla Zanos Spor Kulübü puanını 28'e yükseltirken temsilcimiz 15 puanda 8. sırada yerini koruyor. Tekerlekli sandalye basketbol takımı temsilcimiz 68 Aksaray Belediye Spor Kulübü deplasmanda karşılaştığı Şanlıurfa'ya yenildi ve bu yenilgi sonucunda ne yazık ki küme düşme potasına girdi. Tekerlekli sandalye basketbol birincilik temsilcimiz 68 Aksaray Belediye Spor Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Spor'a 78-36 yenildi. Bu mağlubiyet temsilcimizi küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya getirdi. Ligde 16 maçta sadece bir mağlubiyeti bulunan rakibimiz sahasında 78-36 mağlup ederek temsilcimizi ligde zor duruma düşürdü. Muş ve Kıbrıs takımlarıyla aynı puanda yer alan temsilcimiz, averajı daha iyi olan diğer takımların gerisine düşerek küme düşme potasına girdi. Sevgili seyirciler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.